Ne hissettiniz ilk gördüğünüzde bu standı? Standı çok güzel, beğendim. Güzel duruyor. Mükemmel yani. Şaşırtıyor. Yani değişik geldi. Arabanın motorunun düşüp düşmeyeceğini merak ettim. Çok etkileyici, çarpıcı duruyor. Güzel gerilla pazarlama taktiği olmuş bu. Beğendim, açıkça söyleyeyim. Şöyle kafamı yaptım, beğendim. Güzel, güzel araba. Bu araç olamaz dedim. Maket mi olduğunu düşünüyorsunuz? Fizik kurallarına aykırı zira dedim. O yüzden. Kesinlikle gerçek. Gerçek olması lazım herhalde. Kesinlikle. Değil mi? Bu Toyota çünkü. Başka bir şey değil. O açıdan. Değil mi? Peki adı ne? Toyota. Bana çok ilginç geldi aslında. Yani bunu yapmış olmanız çok güzeldi. Yeni model galiba. Dünyanın en iyi arabası bu galiba. Üstüme düşecekmiş gibi hissettim ama düşmez herhalde değil mi? Muhteşem, müthiş. Çok dikkat çekici bir stand. Yani arabanın duruş pozisyonu zaten başlı başına dikkat çekiyor. Sonra da arabayı incelemeye başlıyorsunuz. Ben arabamla bağdaştırdım. Arabanız Toyota mı? Evet, Auris. Çok şaşırdım. Ters olması beni çok şaşırttı. Delikli. İlginç. Çok ilginç. Yani dün hatta eşimle oğlumla arabayla geçiyorduk da eşim dedi ki ya ne acayip koymuş. Bundan sonraki standımızın nasıl olmasını istersiniz? Yan o da, o kısa dargı. Yan. Bakalım yandan nasıl duruyor? Tam çevirmemiz gerekebilir. Kendi etrafına dönebilir. Direkt tavanda dursun falan diyormuşum. Ama tepe taklak durmak mesela. Tepe taklak. Bundan daha değişeğini düşünemiyorum. Ama daha iyisini görmek isterim tabii ki. Toyota'yı aksi standlar görürüm. Her zaman da Toyota haklıdır. Zaten Toyota'nın standları güzel oluyor. Ben çoğunlukla beğeniyorum. Ama bilmem nasıl bir stad olsun, daha renkli olabilir. Daha böyle rengarenk bir şey olursa daha göze batar. Çok haklı. Hiç şimdiye kadar böyle bir stand görmemiştim. Yine de enteresan bir şey bekleriz. Değişik, çok farklı bir şey bekleriz. Açıkçası stand olarak hiç düşünmedim ama yine güvenliği ön plana çıkaracak bir şey olabilir. Performans ön plana çıkacak bir şey olabilir. Arazi belki suyla ilgili bir tema olabilir. Su, kayalık vesaire falan öyle bir şey olabilir. Bu safarelerde artık yani bayağı bir hava falan uçar. Bu stand gayet hoş. Bunun gibi şeyler yeterli bence. Benim babam Toyota gibi adam. Benim babam Toyota gibi adam. Siz? 4x4 yapışıyor yola. Ya ben ilk onu gördüm. Yolu kaldırsak da yapışmaya devam ediyor. Ben Avensis'in 1.6'sının otomatiğini istiyorum. Onlar Corolla'yı 1.6 otomatik sattıkları için Avensis 1.6 otomatiği getirmemektedirler. Israrla söylüyorum, Avensis 1.6 otomatik. Yavrum, benim ilk sevgilimdir Toyota. Bundan seneler evvelsi çok çok güzel daha bir arabam vardı. O arada Toyota'lar Türkiye'ye yeni gelmişti binek. Hastalanana kadar benim aşkım oldu. Şimdi de kızımın aşkı. Bu sene yenisini yine aldı. Kızınıza hangi modelini aldınız? Corolla. Corolla. Mercedes gibi araba. Bir defa uzun yola falan çık. Ay yola kalacaktım da bilmem nesine. Yalnız bakımını yaptıracaksın. Bebeğe nasıl bakarsın? Bunun da bakımını yaptırdım vakit. Dünyayı dolaş. Toyota'yı çok seviyorum ben. Toyota. Çıkırım senle her yola. Toyota.